Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi bir kiraz ağacına bir şey yapacağız, ağaç yapacağız. Daha önceki seneden yapmıştık. Bu olmuş tutmuştu ama bir şey kırmış bunu. O yüzden yeniden kesip yeniden yeni bir ağaç yapmamız gerekiyor. Normal bildiğimiz kiraz ağacı. Bunu aşılayacağımız kalem ise Lambert diye bilinen bir tane cins. Lambert cinsi. Çok güzel bir kiraz. Bugün bunun aşısını yapacağız. Evet, şimdi öncelikli olarak bunu ortadan ikiye bir bıçak yardımıyla yarıyoruz. Bıçakla niye bıçakla yarıyoruz? Çünkü bu daha çok kalın değil, yani ince bir ağacımız. İnce olduğu için bunu büyük bir şeyle yararsak çok açılacak. O yüzden bu bize zarar verecektir. O yüzden bıçak her zaman için bu konularda daha iyi olur. Evet, bunu böyle bir şey yardımıyla yarıyoruz. Daha sonrasında size söylediğim gibi kalemimiz, bakın bu kalem uzun zamandır bende duruyor. O yüzden kalemin şöyle şurasından kesiyorum. Yani bu gözü artık ıslak, ağız tarafı kuruyor. Kurduğu için oradan almamız gerekiyor. Bir de üst gözünü kesiyorum. Daha sonrasında açıyorum kalemi. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim her zaman için. Yani uzun süreli beklettiğiniz gözlerde 3-4 göz yukarıdan kestiğiniz zaman onun suyu gitmemiş olacak ve tutma ihtimali daha fazla olacaktır. Şimdi kalemimizi açalım. Bu kalemimizi de ne kadar uzun açabilirsek aşıya giren yerine o kadar iyi olur. Bizim için tutma olasılığı daha fazla olur. Kalemimizi açtık, bakın. Gördüğünüz gibi bak, kalemimiz bu şekilde. Bu taraf kalın, bu taraf ince. Tam içine gelecek olan ince yeri. Dış taraf işte kalın yer olacak. Şimdi bunu bir tornavida yardımıyla bir tarafından saplıyoruz. Diğer tarafı şöyle biraz açıyoruz. Kalemimizi oturtuyoruz. Oturttuktan sonra da tam istediğimiz gibi oturmazsa üstüne bunu çekiç yardımıyla hafif vurarak tam geçmesini sağlıyoruz. Bak, yaklaş. Şuraya doğru. Bakın, görüyorsunuz, bakın nasıl da oturdu. Hem çok sağlam oldu hem de tam kabuk kabuğa değmiş oldu. Şimdi bunu bir ip yardımıyla böyle şey yapar sararsak hem bu biraz daha sıkar, daha iyi olur. Eğer yani sarma sıkıntı yok da sardığınız zaman daha iyi olacaktır. Evet, her zaman kullandığım aşılarımda özel aşı macunu, yani macun değil, çamur da ben öyle diyorum. Her zaman için aşılarda bunu kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Aşı macununa gidip de bir sürü almanıza gerek yok. Çok pahalı zaten, gerek de yok. En iyisi çamur her zaman için daha iyidir. Bir de gözümüze böyle kalemimize, yani aş çamurunu sürdükten sonra şu üstüne de sürmeyi unutmayın mutlaka, bakın. Ağaç sadece buradan hava almaz. Buradan da hava alacaktır. Buradan da ağaç şey olur, kuruma yapar. Kuruma yaptığı zaman zaten aşımız tutmaz. O yüzden buraya da çamuru atmanızı tavsiye ederim başına doğru. Evet, şimdi bunu attık. Şimdi sıra geldi sarmaya. Şimdi bunu yapmak biraz zor. Bu tek göz olduğu için, eğer iki göz koymuş olsaydık etrafından saracaktık ama bu tek göz olduğu için bu biraz daha zor. O yüzden bunu öncelikli olarak şu şekilde yapıyoruz. Şöyle koyduğumuz zaman bunu da alt taraftan koyuyoruz. Öncelikli olarak şöyle bir gidiyoruz. Daha sonra gövdeye bir kere sarıyoruz. Sonra üst tarafa çıkıyoruz. Daha sonra yine böyle gidiyoruz. Sonra bu sefer yine alttan sarıp üste doğru çıkacağız. Yani ne kadar iyi sararsak o kadar bizim için iyi olur. Aşının tutma olasılığı o kadar fazla olur. O yüzden önemli olan burada sarmak. Aşıyı yapmak kadar bir önemli şey ise aşıyı sarmaktır arkadaşlar. O yüzden yaptığınız aşıları iyi bir şekilde sarın. Daha iyi olur inşallah. Tutar. Evet. Şimdi bunu sardık. Bir de size bir şey daha göstereceğim. Bakın bu bez. Bezle de bunu yapacağım, saracağım. Yani şu an herhangi bir soğuk yok da soğuklara karşı, belki soğuk olabilir. O yüzden bezle de aynı şekilde etrafından şöyle bir şey yapıyor. Sarıyorum ki yani soğuklarda herhangi bir etkilenme olmasın diye. Bezle de şu şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Evet, aşımız bitti arkadaşlar. İnşallah aşımız tutar. Bu aşımız açıldığı zaman da yine ben size video çeker gösteririm. Hepinize saygılar. İyi günler.